Efendim iyi günler. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Bugün konuğum dün anons ettiğim üzere tartışmaktan hatta kavga etmekten çok hoşlandığım Mehmet Altan. Ama her zaman kavga edeceğiz anlamına gelmiyor bugün, bu. Bugün beni üzmemiş. Ben hiç halim yok. Hiç böyle bir şey yapmam. Tamam bugün kavga etmiyorum. Hayır sakin. Rating tuttu desene. Yok arada gene bağırabilirsin. Ben sana gene şu hani hamleyi yaparım. Şaka bir yana konuşacak çok konu var. Şimdi aslında bu konu pek yoktu gündemde ama şimdi bununla birlikte belki tekrar ısınacak. Çünkü başka gelişmeler de bekleniyor bölgede. Şunu belki kısaca hatırlatmakta fayda olur mu? Bu Diyarbakır'daki Demokratik Özerklik Çalıştayı'nda bir rapor ortaya çıktı malum. Şimdi bu orada oylanmış kabul edilmiş bir rapor değil bir. BDP tarafından hazırlanmış bir rapor değil iki. Fakat bu anlatılamadı ve... Çünkü bu kasten çarpıtıldı. Yani ya da yanlış seçime... anlaşıldı bilmiyorum. Hayır ama herkes söylüyor bunu ben izliyorum. Yani bir şekilde seçime gidiliyor. AK Parti ile Barış ve Demokrasi Partisi arasında muazzam bir rekabet var. Ondan dolayı da bilgiler doğru verilmiyor. O çalıştayın ilk günkü sempozyumunu ben yönettim. Bu ilk günün ikinci sempozyumunun çay arasında dağıtılan ve bu nedir diye sorduğumuzda oradaki bir grubun hazırladığı bir metin. İkinci gün tartışıldı ama ne çalıştayın... PKK içinden gelen bir grup bu ama yani... Hani hayır bu, değil bu demokra, işte o Kong şeyin demokratik toplum kongresi. Kongresinin üyelerinin bir bölümünün yaptığı bir çalışma olarak bize söylendi. Ve bu ikinci günde tartışıldı ve çok da eleştirildiği söylendi. Ben ikinci güne kalmadım. Ama bu ne bir çalıştayın benimsediği bir metin ne başka bir şey vesaire vesaire. Oradaki sunulan unsurlardan biri. Bir de şunu kabul etmek lazım. Bir adama dağdan in diyorsun. Sonra da bunu söyleme diyorsun. Yani bu ayar verme, bu ayarı Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin fikir özgürlüğünü tanımlayan Handicide kararı ayar verir demokratik bir topluma. Onun dışında peki dağdan nasıl indireceksin söylediğini ambargo koyduğun vakit masaya gelmesi olumlu bir şey. Ne söylerse söylesin şiddeti dışlayan her türlü fikri tartışarak Türkiye demokratik bir olgunluğa gidecek. Ama siyaset bu işlere böyle bakmıyor. Zaten Kürt sorununda en büyük temel konusu Türkiye'de siyasetin din, ırk ve mezhep üstünden oy almaya kalkıp temel hak ve özgürlükler üstünden insana bakarak sorunu çözmeye yönelik bir gayretinin olmaması. Böyle yaptığın vakit din, ırk, mezhep üstünden bakınca da ötekini oluşturuyorsun, kavga çıkartıyorsun, sonuç almadan düşman yaratıyorsun. Onun için de Türkiye bir yere gidiyormuş gibi duruyor bir yerden sonra patinaj yapmaya başlıyor. Şimdi Kürt açılımı hani başladığında eleştiri getirenlere ya da soru soranlara bayağı neredeyse hain muamelesi, statikocu muamelesi yapıldı. Sonunda aslında o soruların hani birçoğunun belki de makul sorular olabileceği. Çünkü soru sormak ve eleştirmek doğal şeyler hani suçlamadıkça. Buraya geldik. Sonra dediğin gibi bu OMGK bildirisi gerçekten çok başka bir kavşaktı. Kabul edilebilir bir şey değil. Çünkü bir taraftan Kürt açılımı yapıyorsun. Bir taraftan Kürtlere siz Türksünüz diyorsun. Bu nasıl olacak? Peki. Ve en son olarak da dedin ya ırk, din, mezhep üzerinden. Evet. Şimdi din meselesi de son zamanlarda inanılmaz karıştırdı. Medya Mahallesi'ni de karıştırdı yazılardan görüyoruz. Biraz ama gazetelere bakalım ondan sonra yavaş yavaş yürüye yürüye gidelim. Radikal Gazetesi'yle başlayalım. Radikal Gazetesi çünkü hani yargının terazisindeki en ağır dava konu olan Hizbullah tahliyesi konusunda bir manşetle çıkmış. Mesut Hasan Benli imzalı bir yazı. Yoklama kaçağı diyor. Edip Gümüş ve Cemal Tutar ki her ikisi de malum Hizbullah'ın en üst düzey yöneticileri 4 Ocak'tan bu yana yani 8 gündür imzaya gitmemiş. Şimdi biz bunu öğrendik. Bunu öğrendiğimizde kalmadık. Bir de
bu durumda yapılabilecek hiçbir şey olmadığını öğrendik. Yani hani şartlı tahliyeye girmediği için bu. Şartlı tahliye kuralını 100 lira para cezası. Evet öyleymiş. 109. maddeye göre 100 lira para cezasıymış. Çok enteresan ötesi. Birazdan verecektim ama şimdi acaba bulup da verebilir miyim? 100 lira para cezası deyince... Efendim, bir ailenin bir çocuğuna yanlışlıkla HIV virüsü taşıyan kan verilmiş gene. Sonra galiba bu haber Türk'te mi okudum ben bunu? Çok affedersiniz, yani gazeteci arkadaşlarımdan özür diliyorum. Adres gösteremiyorum çünkü hangi gazetede okuduğumu hatırlayamadım. Fakat özet şu. Diğer kardeşlere, anneye, babaya da acaba bu HIV virüsü bulaşmış olabilir mi diye bir test yapalım demişler. Çoluk çocuk hastaneye gitmiş, test yapacaklar. Fakat çocuklardan biri yeşil kartını götürmeyi unutmuş. Dolayısıyla baba test karşılığı bir para için imza atmış bu senede. Ve sonra da ödeyememiş, zaten yeşil kartlı gariban, evine 500 liralık haciz gelmiş. Şimdi hani hem HIV virüsü taşıyan kan veriliyor, çocuğuna, hem de böyle bir şey veriliyor ama i̇şte imzaya herkes, gitmemek 100 lira bedeli mesela. Yani herkes siyasete meraklı, saraya girmek istiyor, herkes meşhur olmak istiyor, herkes ayrıcalıklı. Çünkü sıradan vatandaş gibi bir kavram var ve sıradan vatandaş olursan yanıyorsun. Hem çocuğunu Allah göstermeye bu şekilde virüslü kan verilebiliyor, hem de senden çok yoksul olmana rağmen para tahsil edilebiliyor. Korkunç bir şey. Yani işte o yönetilenlerin durumlarını gösteren çok vahim örneklerden biri. Konuşulmuyor. Hep kim yönetecek? Peki kardeşim, siz yönetin de nasıl yöneteceksiniz? İşte böyle yönetmeyin. Mesele onun tartışması olmak gerek. Ona da geleceğiz çünkü senin burada böyle ne zaman yazıyorsun bunları Allah aşkına? Bir yandan çalıştaydı da oturum yönetiyorsun, yazı yazıyorsun, televizyon programları. Derslerim var Allah'tan. En son hangisi? Kentindarlığım. Kentindarlığım bu geçen senenin konuşalım. Başında çıktı. Sarayı yıkalımla Muş'ta Meryem olmak o en son çıkan kitaplar. Evet, hepsi imzasız geldi. Şimdi imzalayacağım. Arkadaşlarım gösteriyor ama hemen kaldıracağım. Evet. İmzasız geldi. Bu özellikle şehir kent dindarlığı, evet. Kent dindarlığı meselesi zaten çok konuşulan bir mevzu. Onu konuşacağız. Birkaç manşette devam ediyoruz. Hürriyet'te efendim bu helikopter faciasında helikopterlerin eskiliği, demodeliği tartışılıyor ve bu konuda hem Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hem de zannediyorum Türkiye yönetenlere eleştiriler var ama şunu da belirtmekte fayda var. Burada sorun yükseklik algısının kaybolması, vertigo. Bulutta girdiklerini ifade ediyorlar zaten. Ondan sonra çıktıktan sonra bir o algı kayboluyor ve o nedenle bir mesele yani ve böyle hazin bir son yaşanmış belli ki. Ama Hürriyet gazetesinde ben asıl sürmanşetindeki kendimize yeteriz ifadesini aktarmak istiyorum. Başbakan Tayyip Erdoğan Kuveyt ve Katar'a gitti biliyorsunuz. Beraberinde çok çok sayıda 358 Türk iş adamıyla gitmiş. Bir 50 kadar da gazeteci, yani bütün gazete genel yayın yönetmenleri orada bildiğim kadarıyla. Ve orada demiş ki biz Müslüman ülkeler birbirimize yeteriz. Ürettiğimiz ve üreteceklerimizle İslam dünyası kendine yeter demiş. Bir Türkiye'yi bir bakımdan belki söylenebilir ama böyle bir biz kavramı doğru mudur? Onu da belki tartışmak gerekir. Sabah keza aynı manşetle aslında biz bize yeteriz diye hep o sözcüklerin altı çizilerek verilmiş haber. Zaman gazetesi AB'yi hatırlatmak ihtiyacını hissetmiş yazı işleri. Vize açılımı AB'ye alternatif değil. Çünkü biliyorsunuz bir de Şamgen tartışması var. Yani
Ortak bir vize Schengen'de olduğu gibi ilk bu Suriye ile birlikte dile getirildiği için adı Schengen kaldı ama yani başka bir ismi olabilir elbette. Fakat burada biz bize yeterizden ziyade vize açılımı AB'ye alternatif değil diye Batı kapısının kapatılmayacağına ilişkin işareti zamanda öne çıkartılmış. Diğer gazetelerin bazı başlıklarına konuşmamız ilerledikçe devam edeceğiz. Ama birkaç ayrıntıyla gidelim. Şimdi efendim Penguin gazetesi, pardon dergisi, nereden gazete? Allah söyledi, belki gazete çıkartarak. Biliyor musun ki ben bize dergilerinden çok şey öğreniyorum. Atladığım bütün haberleri oradan bulabiliyorum. Aa, harika. İnanılmaz. Yani çok dikkatliler, çok müthiş bir o mizahçı gözüyle. Mizah detayda tabii gizli. Evet. Şeytan ayrıntıda gizlidir, mizah ya, da öyle. Samimi söylüyorum, ben işte Le Mans, Penguin, Uykusuz, onları çok sık alırım ve atladığım haberleri görmek için alırım. Penguin gazetesi şöyle bir kapakta çıkıyor. İşte diyor ki düşünen adama korkma diyor, daha sana sıra gelmedi diyor özetle düşünen adam heykeline başbakan. Şimdi bu heykel tartışması hakikaten en çok konuşulan ve mizahçıların da en çok malzeme edindiği konu oldu elbette. Ama sürpriz olan şu, Sabah gazetesinde Salih Memecan, eşi biliyorsunuz AKP milletvekili, kendisi de bugüne kadar Erdoğan'ı, Başbakan Erdoğan'ı eleştirecek, hicvedecek hiçbir karikatür çizmemesiyle biliniyor. Ama bugün şöyle bir karikatür var Salih Memecan'dan. En sağdaki Erdoğan ve elinde bir çekiç var. Şimdi bu basbayağı bir hiciv. Bu basbayağı bir hiciv değil mi Mehmet Altan? Yani bir şekilde bu ucube lafı görmezlikten gelinecek bir şey değil. Yani insanlar ne zaman saygın olur? Tutarlı olduklarında. Ne zaman saygın olurlar? İlkeler üstünden hayata baktıklarında. Yani Türkiye'deki işin en tatsızı, insanlar siyasi partiler tutuyorlar, ilke tutmuyorlar. Ve siyasi partilerde 12 Eylül rejiminin ürünü partiler. O bir partiyi tutuyorsun, diğerine bilmem işte muazzam düşmanca davranıyorsun. Mesele bu partiler arasında hangisini tutacağım ve kime düşmanca davranacağım meselesi değil. Sistemin, rejimin ya AB standardında bir demokratikleşmeye uğrayıp uğramaması, o tartışılmıyor. Ama sanıyorum ki AK Parti'nin geldiği noktada bu daha fazla tartışılır hale gelecektir. Yani ne kadar ilkeli, rejimi, sistemi ne kadar demokratikleştiriyor, bu olup biteni nasıl analiz etmek lazım. Onun için de medyadan mesela ben sabahları içimi açan bir şey görmüyorum. Çünkü partiler üstünden, yani düne kadar AK Parti'nin yemini düşmanı olanların mesela başka bir takım muhalif partilere, muhalefet partilerine giriyor. O zaman peki bu yazarlık yaparken, eleştiri yaparken senin kriterin ne? İlke mi? Yoksa bir başka parti mi? Siyaset mi? Ve genelde bu yani bir şekilde şahıs olarak söylemiyorum. Hayır ama yani bir yani hayır ama hepsi siyasete cinsin meraklı ve yahut ya AK Parti. Yani şimdi mesela bu siyasete meraklı olmak ayıp mı? Hayır ama ilke o zaman ne yapıyorsun? AK Parti'nin yaptığı olumlu şeyleri de görmezden geliyorsun. Hakkaniyet üstünden, vicdan üstünden, bir tek standart üstünden hayata bakmıyorsun. Bir rakip partinin gözüyle yıpratmak üstüne bakıyorsun. AK Parti'nin olumlu yaptıkları, olumsuz yaptıklarını daha doğru dürüst değerlendirebilmek için bir ilke açısı üstünden ve particilik yapmadan ve benim açımdan da değişim üstünden bakmak gerekir. O zaman onu okuyan adam onun aslında gizli bir parti taraftarı olduğunu algılamıyor. Yahut tutan da aynı şey. Tutan da yani AK Parti tutanlara da bakıyorum. Onlar da sabah akşam CHP'yi eleştiriyor. Bu çok sıkıcı bir şey. Peki değişmeyenler, rejim ve sistem dediğim değişmeyenler ne? 2010 yılı mesela 50 yıldır Milli Güvenlik Kurulu var. O hiç değişmiyor. İktidarlar geliyor gidiyor ama ve 2010 yılı gene çok alışkın olduğumuz bir uslupla o bildiriyle bitirdik. 30 yıldır 12 Eylül
değişmiyor. 30 yıldır... Ama referandumla hani... İşte ileri demokrasi vesaire ama bir şekilde ayrıca kötü de bir şey oldu. Yani bu değişim çok olumlu bir tarafı Türkiye halkının değişime verdiği destek. Ama olumsuz bir yanı bütün enerjiyi aldı ve Türkiye'nin demokratikleşmesi için olan enerji ve dikkati emdi. Peki kendini kandırılmış hissetmedin mi mesela? Yok ben Çünkü benim derdim şuydu. Ben o zaman da söyledim bunu. Benim derdim yani siyasetçi kendi lehine bir düzenleme olmadığı vakit zaten bunu yapmaz. Onu siyasetçi olarak kendi lehine bir düzenleme olarak yapıyor. Fakat bu Türkiye halkının bu değişimin gerekliliği ve kibritle oynarken aslında yeni bir anayasa talebini yükselteceği için ben onu destekledim. Ama şu anda bu açıdan sıkıntı var. Yani çok büyük sıkıntı var çünkü AK Parti son zamanlardaki gelişmelerde bu referandumun istikametinde olması gereken bir demokratikleşmeden uzakta seyrediyor. Ama bunu olumlu icraatıyla olumsuzunu bir arada söylemek için partici değil, değişimin siyaseti üstünden Türkiye'ye bakar olmak gerek. Şimdi hani kimileri buna nihayet diyebilir, kimileri başka bir şey söyleyebilir ama çok sayıda kişinin ben özellikle bu heykel meselesinde artık bu kadar da değil dediğini tanık oldum. Salih Memecan'ın bile, çünkü hakikaten şöyle değerlendirmeler var. Erdoğan'ı eleştirme orucunu bozdu diye. Yani hani oruç tutar gibi neredeyse bakılmış. Şimdi bu konuda çok kısacık Habertürk'ten Nihal Bengüsü Karaca'nın yazısını vermek istiyorum. Çünkü o da bu referandum sürecinde olsun başka konularda olsun hani son derece içten, son derece yoğun bir destek vermişti. Ama bugün bakın ne yazmış. Kısacık izleyelim. Velev ki kötü bir heykel olsun. Başbakanımızın nezdinde bir taşa şekil verirken harcanan eforun, o taşı yonta yonta başka bir şeye dönüştüren adamın alın terinin saygıya değer bir yanının olmadığını fark etmek benim için incitici bir deneyim olmuştur. Başbakanımıza göre göçük altında kalmak madencilik mesleğinin kaderinde vardı. Sanatçının kaderi de böyle ulu orta aşağılanmak, eserinin yıkım emrini kalabalıkların önünde tebellü etmek midir artık? Nihal Bengüsü Karaca, Habertürk. Şimdi sevgili Mehmet, benim doğrusunu istersen burada en çok ilgilendiğim mesele şu. Şimdi buna benzer tuhaflıkları başka ülkelerin başbakanları, devlet başkanları yapmıyor mu gafları? Yapıyorlar. İşte Sarkozy neler söylüyor vaktinde, Tony Blair neler söyledi, Bush neler neler söyledi. Ama orada şöyle bir şey vardı. Kamuoyu hop ayağa kalkardı birçok şekilde. İşte protestolar yapılırdı vesaire. Geri adım atmak hatta özür dilemek durumunda kalırlardı. Şimdi günün haberi diye nitelendirebileceğim bir haber paylaşacağım sizlerle. Neden bunları söylediğimi daha iyi belki anlatmış olacağım ve ondan sonra da bu meseleyi konuşacağız. Şimdi efendim, YÖK Başkanı Profesör Yusuf Ziya Özcan ve YÖK Denetleme Kurulu üyesi Kars Kafkas Üniversitesi'nde 26 üniversite rektörüyle birlikte buluşmuşlar. Ve orada konuşurken bu şeyi de Kars'ta olduğu için anıtı da konuşmuşlar. Demiş ki Profesör Şimşek, YÖK Denetleme Kurulu üyesi, çok büyük hocam, devasa bir şey, güzel bir şey olmuş. YÖK Başkanı Özcan da ben bu işlerden fazla anlamam ama devasa olmuş. Kim bilir yakından nasıl görünür vesaire. Şimdi haber yakalandılar diye bitiyor manşet. Çünkü birdenbire fark etmişler ki odada bir kamera var. Ajans Habertürk kamerası. Zaten Habertürk gazetesinden görüyorsunuz. Profesör Şimşek demiş ki sen basın mısın? Bunları geçiyorsun değil mi? Ama bak güzelmiş dedim. Bu benim resmi görüşüm değil. Şimdi resmi görüşü değil. Ne görüşü? Yani bu bir ne? Şimdi bak YÖK Denetleme Kurulu üyesi ve bir profesörden bahsediyoruz. Burada asıl acıklı olan kadroların, üniversiteler gibi bilim odağındaki kadroların bu kadar
iktidardan, siyasi iktidardan korkması, ürkmesi, adaletiyle, bilimiyle vesaire. Bunu şimdi ben susacağım. 5 dakika lütfen anlat. Nedir? Şimdi bunlar gerçek. Bir başta şunu söyleyeyim. Akademisyenlik, yazarlık, ihanet kabul etmeyen mesleklerdir. Yani bu siyasetin aracı olduğu vakit zaten akademisyenlik ve yazarlık olmaz. Bunun kendi onuru düşüşte bir elektrik gibi de çarpar. Saygınlığın ve inanırlığın kalmaz. Türkiye'de üniversiteler, işte zaten mesela AK Parti'nin son zamanlarda anlamadığım işlerinden biri, ya YÖK 12 Eylül rejiminin çok önemli bir anayasal kurumu. Nedir hedef? Hedef bütün ne kadar üniversite varsa kışlalaştırmak orayı ve öğretim üyelerini de memurlaştırmak. Bunda da büyük bir başarı kaydetmiş. Şimdi buradaki insanlar ne kadar bilim adamı, ne kadar memur, aynı orta öğrenimdeki 600 bin öğretmenin öğretmenlikten ziyade memurluğa yatkın olması gibi. Bizim üniversitelerimizdeki ünvanlar babamın çok sevdiğim deyimiyle çaycı markası gibi. Yani bir doktor nasıl yeryüzünün her tarafında kendi işini yaparsa, akademisyen de kendi ilgili olduğu konunun dersini yeryüzünün en ileri, en saygın üniversitelerinde anlatabilecek kapasitede birisi olmak yanında, yeryüzündeki bilinmeyenlere acaba ömrümün sonunda bir cümle ilave edebilir miyim diye hayat sürer. Şimdi burada ilkesiz olduğun vakit zaten öğretim üyeliği, akademisyenlik falan gidiyor. Amatör bir siyasetçi oluyorsun. YÖK 12 Eylül rejiminin bir ürünüdür ve YÖK'ün neden kaldırılmadığını ben anlamıyorum. Yani zaten YÖK, Milli Güvenlik Kurulu da gibi. YÖK mesela şimdi ne diyor? Sen o zaman demokrat. Tabii nedir? Yani buradaki zaten şu an geldiğimiz noktada AK Parti'nin gittikçe artan bir şekilde eleştirilmesinin nedeni, egemeni ben olayım, sistemi dönüştüreyim demiyor. Egemeni ben olayım. Yani YÖK benim elime geçerse problem yok. Başkasının elinde olursa problem var. Benim açımdan mesele bu değil. Benim açımdan YÖK'ün kaldırılması, sistemin, rejimin, yani buranın egemeni demokrasi olsun diyorum ben. Herhangi bir parti, herhangi bir siyasetçi, herhangi bir adam, herhangi bir grup, cami ya da kışla değil. Yeryüzü standartlarında bir hukuk devletinin gereği olan demokratik ilkeler buranın egemeni olsun. Demokratik bir kurallar egemen olacaksa YÖK olmayacak. Ne olacak? Her üniversite özerk olacak ve hem OECD'nin kendi kuralları, kriterleri var, hem de Bologna sürecinin AB standartlarında doğru dürüst üretken, bilime katkı yapmaya yönelik, bir herkesin, çalışanlarının memurlaşmadığı, siyasetçinin peşinde ne diyecek diye bakmadığı, gerçek yeryüzüyle, evrensel hayatla mesela, hiç bunları mesela aman duyduk mu duymadık resmi görüşüm filan. Halbuki yeryüzü nereye geldi ya? Muazzam bir kuantum cihazı 2010 yılının en önemli buluşuydu. Bugüne kadar insanlığın tespit edemediği atom altı parçacıklarının titreşimlerini ölçen bir cihaz bulundu 2010 yılında. Gene arsenik, hepimizi öldürür sandığımız bir algı, bir Amerikalı bilim kadını tarafından bununla ilgili bir canlı bulundu ve arsenikle beslenip yaşıyor. Şimdi bunlarla ilgili konuşma görüyor musun? Ama zaten bu ölçüler söz konusu olsa 80 tane rektörle toplantıda olmaz. Harvard direktörünü 80 kişiyle çağırabilir misin? Yani 80 kişiyle gidilirse bir yere, sonuç itibariyle bir bilimin, evrenselliğin, gerçek üniversitenin hedefleri değil, siyasetçinin hedefleri, siyasetin amaçları ve üniversite olmaktan kopma başlıyor. Yani buradaki en temel benim eleştirim, egemeni ben olayım deyince iş bitiyor. Sen babanı hatırladın, ben de babamı hatırlayıp bir onun böyle çok hoş anekdotları, fıkraları vardır. Ondan birini anlatayım. Güneydoğu'da bir köylü yakınıyor işte orada birilerine. Bu jandarma hükümetinden çektiğimiz, bu işte Belediye hükümetinden çektiğimiz şudur bu falan. Sonra işte gazeteciler geliyor. Nasılsınız? Nasıl gidiyor? Allah jandarma hükümetinden razı olsun. Allah Belediye hükümetinden razı olsun. Allah şundan razı olsun. Diyorlar ki ya demin tersini söylüyordun.
O benim kişisel görüşümdür. Bu resmi görüşüm diyor. Ama şimdi, bu profesörlere kadar geldiyse... Şimdi, evet. Ama böyle bir hava var. Herkes, ama bir şey söyleyeceğim artık orada. Ama bu Güneydoğu'da artık herkes kendi görüşünü yüksek sesle dile getiriyor. Yani orada ya, bir gelişme var. Ya korku insanın kendini çok imha etmesidir. Ama. Çok imha. Acıklı. Neden korkuyorsun? Niçin korkuyorsun? Eğer hak etmediğin bir şey var ise korkarsın. Hayat, yani hayatla ilişkilerde en önemli kriter... Ben hayata borçlu muyum, alacaklı mıyım? Hayata verdiğin kadarını alamıyorsan alacaklısın. Verdiğinden daha fazlasını alıyorsan borçlusun. Bu borçlu olmaya başladığın an, yani hayatın değil, siyasetin sana verdikleri fazlalaştıkça insanlar bir şekilde korkmaya, artarak korkmaya, yaşamlarını korkarak yürütmeye başlıyorlar. Bu çok hazin bir şey. Çok. Şimdi birkaç seni görünce bir kavga var diye izleyicilerimiz bayağı hazırlıklı galiba. Hakan Pek birçok şey geldi ama hepsini tabii paylaşamayız. Hakan Pek demiş ki Şamil Tayyar da AKP'ye gidiyormuş. Mehmet Altan ondan da bahsetse ya diyor. Hani senin gazetenin yazarından. Ben bahset diye bunu söylemiyorum. Hani çünkü o konuda resmi bir açıklaması da benim bildiğim kadarıyla ben şeylerden sıkıldım Ayşenur. İnsanlar birbirlerini izlemiyorlar. Şimdi mesela bu Lütfettin 4 tane kitap. Onlar bu yılın çıkan 4 kitabı. Ben her gün yazı yazan bir adamım. Yani yeni bir sene içinde çıkan kitabımın sayısı 4. Şimdi bunları izlemeden insanların kanaati var. Ve ya ona sorsak bugün ben ne yazmışım bilmiyor. Bilmem işte yine kitabım son 4 çıkan kitabım bilmiyor. Ama bir kanaati var. Bu kanaat ama bu gazetecilerde de var. Yani geçenlerde ad vermeyeceğim. Ya kimse kimseyi okumuyor. Herkes kendisiyle dolu. Ben bunu bir gençlik hastalığı, orta yaş hastalığı olarak görüyorum. İnsani de buluyorum. Ama en azından okumadığını düşünerek ya ben bu kadar da yakın izlemiyorum. Yani tabii medya kendi içinde bu kadar ilgisiz ve dikkatsiz olur. Okumadığı insanlar içinde kanaat sahibi olursa onun dışındaki okur haydi haydi olur. Onun için de yorucu ve sıkıcı bir yer burası. Ama ben zaten Şamil Tayyar'ın bir yazısını bugün ekrana getirmek istiyordum. Bunun üzerine yorum yapmak zaten söz konusu olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Belki senin söyleyeceklerin olabilir. Şamil Tayyar efendim bugün muhteşem Yüzyıl dizisi Kan Sultan Süleyman'la ilgili bir dizi hakkında fevkalade, hatta fevkaladenin fevkinde bir yazı yazmış. İzleyelim, devam edelim. Muhteşem Yüzyıl dizisine ilişkin eleştirileri kritik ederken kimi sinema filmleri veya televizyon dizilerinde gizli kodlar olduğuna dikkat çekmiştim. Ayrıca gerçeği yakalamak adına tartışmaya açtığım soru vardı. Dedim ki Batılıların sıkça dillerine doladıkları Neo Osmanlı iddiası porno Osmanlı efsanesiyle çökertilmek mi isteniyor? Katılır veya katılmazsınız. Niyetim tartışmayı bir de bu perspektiften derinleştirmekti. Çünkü Türkiye'nin tek kutuplu değil çok yönlü yeni dış politik anlayışının Batı toplumlarında yarattığı Neo-Osmanlı dalgası ve eksen kayması tartışmalarının alevlendiği bir ortamda Osmanlı imajının sorguya çekildiği dizilere yönelişin gerçek nedenleri ortaya konmalıdır. Belki tesadüftür ama bunun için ikna edici nedenlerin gösterilmesi gerekir. Tarihçi Murat Bardakçı'nın Habertürk'teki açıklamalarına bakarsanız Abdülhamit ve Fatih Sultan Mehmet'i anlatan iki dizi daha yolda. Anlatım biçimlerinden ciddi mi şaka mı pek anlayamadık. Dün böyle projeler var mı şaka mı yaptınız diye sordum. Açıklamayı bugün yapacaklarını belirtip sorumu boşlukta bıraktılar. Belki şakadır. Ancak olay dizinin senaristi Meral Okay dün akşam gazetesinde şu ciddi açıklamayı yaptı. Muhteşem Yüzyıl öncü, arkası gelir. Biz bir yol açıyoruz. İlk olmak en zoru, arkamızdan gelenler rahat edecek. Haklıdır, surda bir gedik açtılar. Şamil Tayyar, Star. Sevgili Meral Okay'ı tanırım. Hakikaten çok şeydir, dış mihrakların yönlendirmesinde bir senaryo yazarıdır. Asmalı Konağı da. İlk öyle, o çerçevede o yazmıştı hatırlarsınız. Ondan sonra benzerleri çıktı. Böyle o dış mihraklar nerededir onu tam çözemedim. Ama böyle dehşet şeyler yapar. Şaka bir yana Şamil Tayyar bugün herhalde sorusunun cevabını almıştır. Spielberg olayı şakaymış. Fatih Altaylı yazdı. Spielberg'in Fatih Sultan Mehmet
dizisi çekeceği, bunun için de Türkiye'de işte bir danışman aradığı yolundaki konuşmaları tamamen bir şakaymış. O da ilginç bir durum. Şimdi tabii bunlar böyle yazılabilir, bakılabilir. Hepsi bir yana ama bir yandan bu muhteşem yüzyıl meselesi, bir yandan neresinden tutsanız elinde kalan bir içki mi yasağı meselesi. Bir yandan, ha bu arada söyleyelim, Rütük bugün Muhteşem Yüzyıl dizisini incelemeye aldı. Belki dizi durdurulacak ya da bir uyarı çıkacak, bilmiyorum. O da var. Bütün bunlar pek çok yerde durup dururken patlak veren tartışmalar, sadece heykel değil, o Tophane baskını sonrasında mesela, hani neredeyse baskını yapanlara şefkatle yaklaşılması. Ne oldu mesela? Kimse peşine gitmedi. Ne oldu? Gözaltında olan bile yoktu ki. Ha, peki sonra adli süreç ne oldu? Hiçbir şey yani kimse... Hayır, anladım ama yani savcılık vesaire hiç kimse de sormuyor. Peki ne bu? Şimdi bir Türkiye'de bir muhafazakarlaşma yani, var bir kere. Şöyle bir şey var. Benzeşme arzusu korkunç. Yani Kemalizmi niye eleştiriyorduk? Tek tipçi diye. Şimdi bir bakıyorsun bunun özü değişen bir başka Kemalizme, tek tipleşmeye doğru gidiyor. Yani bizim istediğimiz gibi olsun, bize benzesin. Bizim yaşam algımız neyse, yaşam biçimimiz neyse, düşüncemiz neyse, herkes şimdi tek parti rejiminin yerine bir başka muhafazakar Kemalizm dediğimiz bir başka algı gelecek. Yani istemediyorsan bilmem işte o heykel olmayacak, istemiyorsan dizi olmayacak, bir kadeh bilmem içki içilmeyecek, rock müziği bilmem ne olmayacak, işte elbise kıyafet böyle sadece olmayacak. Sadece o değil. Mesela otelcileri gidiyor, azarlıyor başbakan. Yani uslup, şimdi bu arz talep ve liberal ekonomi vesaire, şimdi burada yeri var mıdır? İşte bunu, niye oraya Bitlis'e ya da Siirt'e otel yapmıyor? Yani bir şekilde ayar vermeye kalktığın vakit, yani zaten heykel meselesinde de bu kadar büyük gürültü çıkmasının nedeni uslup ve her şeye ayar vermek. Yani hiç demokratik bir sürecin başkalarını yok sayarak bir ayar verme ve bir kişinin isteğine göre, tavrına göre, bir toplum yokmuş, bir kişi varmış gibi. Şimdi bu zaten antidemokratik bir rejim. Bizde böyle bir tortu var. Şimdi onun devamı oluyor bu. Tek adam rejimi haline dönüştüğü vakit iş demokratik bir karşısındakine saygının olmadığı, uslupsuzluğun ağır bastığı, ilkelerin kaybolduğu, demokratik süreçlerin yok sayıldığı, ötekinin, diğerinin adam yerine konmadığı inanılmaz bir noktaya gelmeye başlıyor. O zaman sivil vesayet diyen Nuray Mert benzeri şeyler. Fakat şurada mesele şu, AK Parti'ye mesele AK Parti'ye mı? Kızgınlık değil. AK Parti çok olumlu işler de yaptı. Ne mesela? Mesela bir şekilde bu vesayetin Türkiye'deki tek parti rejiminin algılanmasına, kimi gediklerinin açılmasına, aynı zamanda sosyal meselelerdeki sağlık konusunda, Türkiye'nin tartışma zemininin değişmesinde ilk 3 yılında Avrupa reformlarında çok önemli şeyler yaptı. Burada AK Parti düşmanlığı yaptığın vakit kulaklar sağır oluyor. AK Parti'nin yaptıklarını teslim etmek. Ama tamam, bugün gelinen nokta, hayır şahıs olarak söylemiyorum. Bugün gelinen noktada ya sen mevcudun yerine ne koyacaksın? Mesela YÖK'ü niye kaldırmıyorsun? Yahut işte bugün mesela demin Merkel'in söylediklerini konuşuyorlar ama hükümetin ilk defa geçen 6 ay rekabet faslını neden açmadığını konuşmuyor Türk medyası. Aynı zamanda Avrupa'ya uyum yasası olarak parlamentoya gelen Sayıştay yasasında askeri harcamaları AK Parti grup başkan vekillerinin imzasıyla hem meclisin hem kamuoyunun denetimi dışına çıkardılar. Yani siyasiler birbirine laf söyleyince medya bunu polemik haline getiriyor bugün yaptığı gibi. Ama Türkiye'nin AB sürecini de izlemiyor. AK Parti'nin eksikleri AB standartlarında bir demokrasiden uzaklaşması. Eğer bu mesela ne olsun? Yani şimdi hem demokrasinin yerini Handicide kararı olmadan mesela bu muhteşem yüzyıl vesaire tartışılamaz. Handicide kararı bizim anayasanın 90. maddesine göre bir içtihat kararıdır. Ve Türkiye'deki tartışmaların aslında olması gereken fikir özgürlüğünün de sınırlarını çizer. Senin beğendiğin bir şey geçerli değil. Seni rahatsız eden, senin canını sıkan, bir şekilde seni hoplatan fikir
fikirlerin, düşüncelerin, dizilerin, her şeyin şiddeti dışlayarak var olması ve bunun güvencesinin de hukuk olması. Şimdi Handicide kararının seslendirmezsen, bilmem rekabet faslının neden açılmadığının, 6 aydır ilk defa bir faslı açmadan Türkiye'nin üstünde hiçbir engel olmayan bir meselede devlet rantlarını rahatça dağıtmak için bu faslı açmadığını söylemezsen, o zaman ne oluyor? Particilik oluyor. Particilik olunca o da sana reaksiyon gösteriyor. Yani bunu partiler üstü bir sistem dönüşümü kalıcı bir hale getirmekteki eksikleri ifade etmek halinde bunun hem artıları hem eksileri ortaya çıkar. Particilik olduğu vakit o da sana particilik yapıyor. Şimdi kusura bakma ama hani gene meşhur anekdottur. İşte başkomutan sormuş şu muharebeyi niye kaybettik diye. Efendim demiş 12 tane sebebi var say. Bir barut kalmadı. Yeter demiş 11'ini sayma. Allah aşkına demokrasiden söz etmiyorsak yüksek öğretimdeki profesörlerin sindirildiğinden, korkutulduğundan, medyanın sindirildiğinden, burada arkadaşlarım benim şu koltukta, senin koltukta oturanlar itiraf ediyor korkuyoruz diye. Şimdi yani demokrasi iyi diş etmişsek gerisi niye ama bu mesele zaten? Mesela şimdi hukuk tartışılıyor değil mi? 10 yılda dava bitiremeyen bir ülke. Fakat Mutki'deki, bugün ben baktım, Mutki'deki 12 tane kuyulara öldürülmüş 12 insanın cesedi, genç çocuğun cesedi çıktı. Şimdi 37 ceset, yani geri kalan cesetler de aranmak için bugün kazı yapılıyor. Kaç tanesinde bir şekilde birinci sayfada? 24-25. Sayfalarda büyük gazetelerdi. Aynı zamanda Ceylan Önkol parçalandı. Bir seneyi geçti. Nerede Ceylan? Şimdi saraya uzanınca, onun için o sarayı yıkalım dedim. Yani bu daha evvel mesela niye 10 yıldır insanlar içeride diye hiç kimsenin tartıştığını ben görmedim. Ceylan Öngol davası ne oldu? Niye yürümüyor dediğini görmedim. Mutki manşete çıktı. Yani bu işte zaten gelinen noktada, bu gelinen noktada umutlu olduğum tek şey neresi biliyor musun? Yapısal değişim noktasına geliyor Türkiye. Ya bu oyunlar bitiyor. Yok, yok. Başka yani iktidar bende olsun diye ama değil. Göreceksin. Yani Türkiye'de egemen ben olayım. Rejim değişmesin, sistem değişmesin ama egemen ben olayım anlayışının yürüyemeyeceği bir noktaya geliyoruz. Türk halkı aptal değil, olup biteni gayet iyi gözlüyor. Yani ANAP da bir şekilde bu süreçle yok olup gitti. Göreceğiz, göreceğiz. Ben yani senin yapısal kadar, ve ben sistem kadar konuşulacak hale geliyor. Çünkü nedir bu olup biten? İşte adam ana avrat sövüyor AKP'ye, sonra CHP'ye gidiyor, giriyor. Bu mesele değil. Mesele AKP'nin de CHP'nin de kurulduğu yasa. Tersi de aynı şey. AKP'yi tutuyorsa da sabah akşam ben okuyorum. İşte CHP şöyle kötü, CHP böyle kötü. Ya bu beni açan bir mesele değil. Türkiye'ye de çare değil. Ama yazmaya devam etse bunda bir problem var. Ama mesela diyelim ki bu grup bir karar aldı. Parti meclisi üyesi bile olsa işte yazarlıklarına son verildi. Padişahların muhalefeti mi vardı? Kaçı yıkıldı gitti? Hayatın kendi dinamiğini kapsayamayan bir adam hiçbir şekilde iktidarda kalamaz. Yani onun için siyaset üstünden bakma. Gel biraz, çok birkaç dakika kaldı. Gel ekonomi konuşalım. Çünkü hani Ersin Özince, Türkiye İş Bankası Genel Müdürü, ki kendileri herhalde herkes hakkını teslim eder, fevkalade ciddi, sözü ciddi alınacak bir kişidir. Diyor ki sağlıksız bir büyüme var. Hani karnımız şişer, içindeki sağlıklı doğum yapılacak bebek önce, midir? İlk önce doğru, hemen konuşalım. Hem tam da biz bize yeteriz meselesi bu İslam aleminde. Bu arada Bambit'ten sonra Koç grubu da besicilikten çekiliyor. Çünkü ithal et çok daha ucuz oluyor. Bu ithalatı bir kıt daha belki yükseltecek. Zaten ithalatla ihracat arasındaki makas açıldı biliyorsun en son. Cari açık %227 arttı. Şimdi bir yandan bunlar, bir yandan demokraside problemler. Ama şunları da söylemek lazım. Ekonomiyle bitirelim. Tam da senin kitabından, Kent Dindarlığı kitabından. Yer kürede 57 Müslüman ülke var. Nüfus, toplam nüfus 1.6 milyar civarında. Kestirmeden söylersek yerkürede yaşayanların 1/4'ü Müslüman. Peki bu 1/4 yerkürenin 57 Müslüman ülke ne üretiyor da biz nasıl kendimizi yetiştiriyoruz? Almanya kadar üretiyoruz. Mesela biz... Bir dakika. 57 ülke, toplam Almanya kadar. 57 tane Müslüman ülke var. 1.6 milyar nüfus. Evet. Yani dünya nüfusunun 1/4 neredeyse Müslüman. Ama üretimi %7. Almanya
kadar üreten 57 ülke. Onun için biz bize yeteriz. Yanlış bir vurgudur. İkincisi de biz bize dediğim vakit niye Müslümanlık vurgusu yapıyorsun da demokrasi vurgusu yapmıyorsun? Yani mesela Müslüman olan bir Suriye'nin antidemokratik rejimi mi Türkiye'ye ihtiyaç, yoksa Müslüman olmayan Norveç demokrasisi mi ihtiyaç? İşte onun için din, ırk ve mezhep üstünden siyaset ilkelerin gözünü kör ediyor ve siyaseti Türk halkının beklentileri olan bir refah ve özgürlüğü siyaset karşılayamıyor, zoruyor. Benzeşme yarattığı vakitte çürüyüp gidiyor. Şunu da söyleyeceğim. Bu söylediği, ya ekonomide yapısal zorluklar ve sıkıntılar çok büyük ama bir şekilde kamu maliyesi iyi gidiyor. Faiz düşüyor. Görünür makro dengelerde cari açık dışında olumlu şeyler var ama temel yapısal sorunlar çok ağır. İkisini bir arada söylemek lazım. Evet. Ama kamu maliyesi de başarılılar. Vallahi kavga etmedik hakikaten. Ama buna rağmen benim açımdan hani çok şey de öğrendiğim ve paylaştığım bir program oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Geldiğin için. Efendim profesör ve yazar Mehmet Altan'la gündemi şöyle bir elden geçirdik. Ama günün karesini paylaşmadan veda etmeyelim. Milliyet gazetesinde evlat acısı diye görüyorsunuz kareyi. Feraye Hanım şehit oğlunun yolunu kesti diyor. Helikopter kazasında oğlunu yitiren anne. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Evladını kaybeden bir anneye aslında hiçbir şey söylenmez. Hele başın sağ olsun hiç denmez. Çünkü o öldü ama sen var ol, sağ ol demektir. Denmez. Acını paylaşıyorum da denmez. Çünkü herhalde o acı da paylaşılmaz. Sadece susulur. Yarına kadar hoşça kalın. Görüşmek üzere.